Sayın Vekilim, bu görüntülerin öyküsünü anlatır mısınız? Sizden bir dinleyelim. Efendim bakın, Mersin'in her tarafını ben 13 gündür geziyorum. Toplam 30 kilometre yürüyerek yol kat ettim. İşçiyle, köylüyle, pazarları gezdim, esnafı gezdim, öğrenci evlerine gittim. İftar yaptık, yemek yaptık, dertleştik. Bir facia var ortada bakın. Şimdi iktidar buna bir tiyatro diyor, bir oyun diyor. Bir gerçek var bakın, bu teyzenin ellerinde derin çatlaklar, derin nasırlar vardı. Tarlada çalışıyor, ekmek yapıyor, geliyor, pazarda satıyor ve çocuklarına bakmaya çalışıyor. Bu gerçekten büyük bir felaket. Ve ben kendime bir gün gelemedim. Yani tiyatroyu oynayanlar aslında bu ülkeyi yönetenler. Çirkin bir oyun oynayanlar bu ülkeyi yönetenler. Ama bir gerçek var. Gerçekten bir dram var. Gerçek bir dram var ama bir tiyatro değil. Yani bunları tiyatro... İşte siz bunları çekiyorsunuz, kurgu yapıyorsunuz diyor. Allah aşkına şu kaç yaşındaki teyze? Şimdi o torunlarını sevecekti, dizi seyredecekti, ayaklarını uzatacaktı. Hayatının bundan kalan bölümünü rahat yaşaması gerekiyor. Ama böyle binlerce insan, binlerce olay gördüm ben. Ben bunları yaşadım. Ben 13 gün boyunca en az 100 tane isyanla karşı karşıya geldim. Bakın bizim orada bayramda taze kahve alır insanlar, şeker alır insanlar, tatlı alır insanlar bayramda ve kuyruklar oluşur. Bugün ben kahveci esnafını, ben şekercileri, ben tuhafiyecileri girdiğim zaman iki tane arka arkaya müşteri gelmiyordu. Ve şeker alımları, kahve satışları, tatlı satışları %70 düşmüş. İnsanlar bayram şekeri alamıyor. Çocuklarına çorap alamalı. Bak bakın çorap alamıyor. Bırakın bayramda. Ve böyle bir felaketi yaşıyoruz biz. Benim için hiç rahat değilim. Hiç değil. Ben muhalefet partisi milletvekiliyim ama benim için canım acıyor. Ben bu teyzelerin, bu gençlerin, bu insanların bu durumda yaşamasından rahatsızım. Mutsuzum. Ben çok mutsuzum. Ben çöpten ekmek toplayan o teyzeyi görmek istemiyorum. Ama bundan rahatsız olmayan, bir de bizi suçlayan, bir de bu insanları suçlayan bir iktidar var. Yüzsüz bir iktidar var. İnsanın yüzü kızarır ya. Ya yüzü kızarır insanın ya. Niye insanlar bu hale geldi? Lütfen bana söyler mi birisi çıkıp? Niye bu insanlar bu hale geldi? Bakın, daha ilginç görüntüler vardı Fatih Bey. Öğle evlere gitti. Ki elektriği kesik 4 aydır. 4 aydır. Koltuklarını satmışlar, televizyonlarını satmışlar. Yerde bir çulda yatıyorlar battaniye yorganla. Yenişehir, Mersin Yenişehir'in ortasında. Kendi imkanlarımızla elektriklerini açtırdık. Kaymakam beni aradı. Yani teşekkür ediyorum. Ben o kaymakama da teşekkür ediyorum. Bu devletin bizim eksikliğimiz dedi. Gereken neyse yaparız dedi. Ben de dedim 4 aydır kirası var, siz de o kirayı ödeyin. Ödediler. Yani bakın, insanlar kirasını ödeyemiyor. Elektriği kesik. 2 çocuk... Bir eş, karı koca 4 aydır karanlıkta kalıyor. Bunlara tiyatro diyor, bunlara yalan diyor bu ülkenin cumhurbaşkanı. Öğrenci evlerine gittik. 4 kişi bir evde kalıyor, kirayı veremiyoruz diyor. Yurt yok diyor. Aldığımız 850 lira burs yetmiyor diyor. Yani öğrencisi, memuru, emeklisi, yaşlısı, herkes mutsuz. Bu Mersin'de 2 tip işçi var çoğunlukta. Çocuk işçi var. Çocuk işçi okumayıp çalışıp evine ekmek getiren çocuk işçi. Bir de yaşlı işçi var 70-75 yaşında. Şimdi birisi bunun hesabını vermeli. Vermeli. Benim bir kez daha söylüyorum, canım, yüreğim, kalbim acıyor. Ne bayramı? Bayram neyimize bizim? Ne bayramı? Halkı açken, halkı sürünüyorken, halkın elektriği kesikken, siyasetçinin, milletvekilinin bayramı olmaz. Benim bayramım yok. Ben bayramda sokaklardaydım. Ve bayramda bir şey daha söyleyeyim. İnsanlar sokağa çıkıp arabasıyla seyahat edemeyecek duruma gelmişler. Bayram ziyaretleri yapılmıyor. Çünkü ne gidecek benzini var, ne de gittiği evde ikram edilecek tatlı ya da şeker var. İnsanları bu hale getirdiler. Ve bunların hepsi gerçek tesadüf, bizimle beraber çalışan arkadaşların çektiği görüntüler. Biz bunlara elimizden geldiği kadar
yardım ettik. Elimizden geldiği kadar uğraştık. Bakın Mersin Büyükşehir Belediyesi Sayın Vahap Seçer 120 bin aileye erzak dağıttı. Nakdi yardım ettik. Çocukların hepsine hemen hemen Mersin'deki hediyeler dağıttık. Ama lütfen ya, lütfen. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun gözyaşlarına, bu teyzenin gözyaşlarına bakın. Ekrem İmamoğlu'nun gözyaşlarına ağzında dolacağınıza, bu teyzenin, o çöpteki teyzenin, kardeşimin, onların gözyaşlarına bakın. Artık bir parça edep, bir parça utanma diyorum. Evet. Haklısınız. Yani hakikaten utanılacak bir durumumuz var. Her yurttaş bu ülkede, sorumlu her yurttaşın öncelikle bir durup, ya bizim ülkenin insanları vicdanlıydı Sayın Başarır. Bizim ülkenin insanları vicdanına göre sesini çıkarırdı. Bizim ülkenin insanları hatır bilirdi, gönül bilirdi ve Peygamberimizin dediği gibi komşusu aç iken tok yatmazdı. Ama öyle bir siyaset geldi, kavurdu ki ortalığı. Yani düşünebiliyor musunuz? 17-25 Aralık'ta İzmir'deki bir operasyonda bir AKP'li sözde dini bütün bürokrat aldığı rüşvetle Kabe'de Zemzem kulelerinden ev almış. Şimdi ben bunun dosyalarını okudum. Yani bu bizzat soruşturma dosyasında var. Ya arkadaş, sen hırsızlık parasıyla Kabe manzaralı bir evi nasıl alırsın ya? Bu nasıl ibadettir? Bu nasıl inançtır? Bu nasıl Müslümanlıktır? Mesela milletin parasından, yoksulun vergisinden gidip umre yapıyorsun. Gazeteciler var. Getir o görüntüleri Kutay. Yani akıl alır gibi değil. Halk bu kadar sıkıntıyla yaşarken, halk bu kadar sıkıntı çekerken yandaş gazetecileri uçağa doldurup bir de yani umre dediğiniz, hac dediğiniz farzdır, kişiye farzdır. Yani cebinden paranı koymak zorundasın. Kendi masraflarını ödemek zorundasın. Sen devletin uçağıyla, devletin parasıyla, devletin olanaklarıyla hac yapamazsın kardeşim. Gazeteciysen önce onurlu, şerefli ve haysiyetli bir gazeteci olacaksın. Devletin parasıyla hac olur mu? Umre olur mu? Fatih Bey. Evet. Buyurun. Fatih Bey. Bir şey söyleyeyim. İstanbul'da Diyanet'in 9 günlük iftar maliyeti 9 milyon, 1,5 milyon lira, özür diliyorum. Bunu varabilir mi? Tekrar söyler misiniz? Sesiniz kesildi Sayın Başkan. Diyanet'in 9 günlük iftar maliyeti 1,5 milyon. 9